gerici ittifakı kuruyor ve o ittifakın içerisinde yer alan e, hem Sayın Erdoğan hem Sayın Devlet Bahçeli kendi dışında herkese her gün teröristi ilan ediyor. E, biz size bugün gerçek teröristlerden söz edeceğiz. Murat Aral çok önemli bir dosya hazırladı ama tüm bunların yanı sıra hemen yanımızda Hizbullah operasyonlarını başlatan emniyette o gün çalışmış bir isim bizimle aynı zamanda da Demokrat Parti'de de artık bir e, siyasetçi. Mustafa Böğürcü bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Şimdiden. Çok teşekkürler. Size sorularımız var. Biraz bugün Hüdapar'ı konuşacağız. Hüdapar'ı konuşunca kimi konuşmuş olacağız? Hizbullah'ı konuşacağız. Murat, bugün yazın çok tartışıldı. 24 saat geçmeden engellenecek bu yazı dedin. Ve o bir cümleyi okuyacağım oradan. Hard disklere sıktığımız her kurşun polisin beynine sıkacağımız mermiden daha önemliydi. Bu söz kimin? Bu söz Cemal Tutar. 109 kişinin kişinin e, ölüm emrini veren Hizbullah'ın askeri kanadının sorumlusu Cemil Tutar'ın e, sözleri. Mahkemede söylediği sözler. Hatta o sözün devamını da ben sana okuyayım. Evet. Beykoz'da villada 15 milyon sayfalık örgüt arşivinin %99'unu imha ettik. Hard disklere sıktığımız her kurşun polisin beynine sıkacağımız mermiden daha önemliydi. Tekrar söylüyorum. Hard disklere sıktığımız her kurşun polisin beynine sıkacağımız mermiden daha önemliydi. Ermeni, Yahudilerin dini inancı, yaşam özgürlüğü varsa bu özgürlük İslam'a da tanınmalıdır. Anlattıklarımı hikaye dinler gibi dinliyorsunuz. Mahkeme yetine söylüyor. Hiçbir şeyin hukukla çözülebileceğine inanmıyorum. Cezaevinde bize baskı olursa eğer, o cezaevinin savcısı, müdürü, o ilin emniyet müdürü bizi yargılayan mahkeme heyetini Gaffar Okan'ın yanına göndeririz. Cemal Tutar söylüyor bunu. 109. Cemal kim olduğunu hatırlatmak lazım herhalde Beykoz'daki evdeki Cemal Tutar. Şimdi Cemal Tutar <laughs> şu anda dışarıda. Murat hem e, Hizbullah ilişkisini, Cemal Tutar'ın hem de bugün Hüdapar'la ilişkisini. Onu da anlatayım. Şöyle, Hüdapar'ı tekrar anlatmayacağım. Ama ola ki e, tam bilgiye sahibi olmayan seyircilerimiz varsa, izleyicilerimiz varsa onlar için anlatayım. Şimdi, 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra bir takım örgütler palazlanmaya başladı ki özellikle de böyle İslamiyet'i terörle bütünleştirmeye çalışan, kendilerini o dönemde e, İslamiyet'in ilk yayılmaya başladığı dönemdeki e, yapıyla bir, birleştirmeye çalışanlar gibi. E, Abdülvahap ikinci tarafından Diyarbakır'da bir yapı kuruluyor. Sonrasında Vahdet grubu olarak tanımlanan grup ikiye bölünüyor. Vahdet grubundan Fidan Günger liderliğinde e, bir grup ayrılıyor. E, menzil grubunu kuruyorlar. 2000'de de Beykoz operasyonunda öldürülen Hüseyin Velioğlu'nun da başında olduğu ilim grubu kuruluyor ve başına geçiyor. Zamanla ilim grubu güçleniyor. İşte bu Vahdet ve Menzul grubunu tasfiye ediyor. Grubun lideri Fidan Güngör de o günden beri kayıp. Yok ortalıkta. İstanbul'daki Beykoz operasyonunun gerçekleştiği 2000'li yıllarda Hizbullah'ın gövdesi kısaca böyle oluşuyor. Şimdi bu yapı Beykoz'daki operasyondan sonra ikinci Hizbullah diye geçiyor. Oradan sonra çünkü başka bir yapılanmaya geçiyorlar. Yargılamalar yapılıyor, o itirafçılar geliyor. İtirafçıların çok büyük verdiği bilgilerle bu örgüt inanılmaz büyük operasyonlara sebebiyet veriliyor. Hatta gaffarokkan Okkan bununla ilgili toplantılar yapıyor. Yapmış olduğu toplantılarda Emniyet Genel Müdürü Tuğran Genç, İstihbarat Daire Başkanı Kazım Abanoz ve 12 ilin emniyet ve jandarma etkilerinin katıldı. 20 Aralık'ta 1999'da toplantı yapıyor. Örgütle ilgili bütün her şeyi anlatıyor. Gafferokka'nın başlattığı çalışmalarla 22 Nisan 1998'de Diyarbakır'da 105-108 Hizbullah örgütü yakalanıyor. Örgüt mensubu yakalanıyor. Bunun gibi pişmanlık yasasından yararlanmak isteyenler falan başvuru yapıyor. Şimdi buradaysa orada yargılanan, ceza alan ve sonrasındaysa Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde tahliye olan insanlar var. Çünkü dava bitirilemedi. Ya bitmedi ya da bitirilemedi ya da bitmedi. Bir tane için yeniden de yargılama verildi. Tabii. Yeniden yargılama verildi. Çünkü bu kapsamda hemen başvurdular. O kişiler de tahliye oldu. Ve biz o tahliye olanların sonradan kaçtığını öğrendik. Bunun da organizasyonunu yapan başka kişiler olduğunu öğrendik. Oraya da geleceğiz. Şimdi Cemal Tutar'la bir başlayalım. Bu orada yargılanan, orada ceza alan kişilerden biri Cemal Tutar. Açık açık da itiraf ediyor. Siz diyor benim daha mahkemedeki ifadesinde diyor ki siz benim yaptıklarımı çıkaramadınız bile ortaya diyor. Sizin bulduğunuz evraklar ve izlediğiniz CD'ler diyor bunlar diyor çok küçük bir kısım diyor. Şimdi Cemal Tutar kim? Şimdi Cemal Tutar'a baktığımız zaman hemen bununla ilgili paylaşımlara bakacağız. Bakın şimdi. Cemal Tutar. Genel Başkanımız Zekeriya Yapıcıoğlu, Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Ahmet Erkul'un vefatında amcasının ziyaretine katıldı. Cemal Tutar yine paylaştığı yorumlardan biri. Hizbullah cemaati hüda para paralel yapı ve mites zamadı. Cemal Tutar'ın sosyal medyadaki paylaşımları eğer izleyicilerimiz hemen girerlerse ekrana, sosyal medyaya yazdığı zaman görürler bunu. Hüdapar'da. Hüdapar'ın çarşaf çarşaf paylaşımlarını yapan kişi. Hüdapar'ı destekledi. Şimdi başka kimler var? O yapının içerisinde başka kimler var? Başka kimler acaba hala partinin içerisinde var olup da destekliyor? Şimdi tetikçi diyor ki sizi de Gaffarokka'nın yanına gönderirim diyor. Hüdapar'la bağı var. Şimdi bunu nerede söylüyor? Bunları herhangi bir yerde söylüyor. Devletin de arşivlerinde devletin var. Devletin arşivlerinde var. Bak <laughs> devletin arşivlerinde var. Aynı zamanda ne var biliyor musun? 2008 yılında AKP iktidarının yönetiminde bulunan 2008 yılında MGK'ya Hizbullah örgütüyle ilgili yeniden bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirme yapılan isimlerin içerisinde de varlar isimleri. O devlet, isimler de var. Devlet hafızasında da var. Tabii devlet var. hafızasında devlet da, da var. hafızasında var. Başka nerede var? Bakın. Tamamını okudum bunu. 19. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun raporu bu. Bak raporu bu. Bütün hepsi burada. İsim isim. Kişi kişi yaptıkları eylemler. İran'ın İstanbul'daki büyükelçisinin para verip de kimleri öldürttüğünü, nasıl öldürdüklerini Gonca Kuriş'i kaçırmak için hangi evlerde kaldığını, İran'da hangi otelde kaldığını, İran destekli nasıl paralar alıp da silahlar aldıklarını ve kimlere operasyon yaptıklarını hepsi burada itiraf edilmiş. Hiç kaçarı kuçarı yok. Kendi tarafından itiraf edilmiş. Şimdi bu insanların bütün anlattıkları resmi raporlarda, DGM, DGM'deki mahkemelerde, iddianamenin içerisinde kendi itirafları ve aynı zamanda devlet, devlet arşivlerinde bulunan belgeler bunlar benim üstüne ekledim ya da çıkardım ya da orafya kurdum ya da e, teori olarak oluşturduğum bir şey değil bu. Belge belge gibi. Evet şimdi o DGM arşivlerinde sen Hizbullah'la Hüdapar'ın bugün devam eden ilişkisini anlatacaksın. Bir evet. isimden söz ettik. ikinci isme geçelim. Bu şunun altını çizmek lazım izleyicilerimize hatırlatmak için. Cemal Tutar zaten Hüseyin Belioğlu'yla aynı Beykoz'daki evde Hüseyin Belioğlu öldürüldü. Evet, Örgütün lideri Cemal Tutar ve Edip Gümüş de alınıyor. o evde yakalandılar. Aynen yani, öyle. Yani. yani o artı kurşun sıkarı derken şeyi kast yani. Suç maliyeti polis sıkmadık Suçumar o gün diyor. Vardır. O gün evet. polise sıkmadık diyor. Oradaki delilleri sıktık diyor. Orada evdeydi. Beykoz'daki evdeydi Cemil Usta. Şimdi evet. dışarıda Hüdapar propagandası yapıyor. Şu anda dolayısıyla kimin propagandasını yapıyor? Ee, öz milliyetçi, has milliyetçi, en büyük milliyetçiyiz diyen Büyük Birlik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, propagandasını yapıyorlar. Yani din, Aynı moti yerdeler. din motifli bir terör örgütünün e, Beykoz'daki evdeki eee sanıklarından birisi bugün siyasetin içerisinde Cumhur İttifakı ile birlikte memleketi kurtartma, kurtarmak için yola çıkmış yola gözüküyor. Çıkıyorlar. Şimdi böyle bilerek izleyicilerimize Şimdi, de söyleyeyim sırayla gideceğiz. Bir çerçevesini Murat'la çizip sonra Mustafa <laughs> Bey'in oradaki deneyiminden faydalanacağız. Güda Pari yetkilileri ısrarla diyor ki bizim Yuzbullah'la ilgili bir bağımız yok. Yok diyor. Bununla ilgili bir bağımız yok. Aslında Beykoz'daki baskından sonra bir dernek kuruldu. O sivil kanadını yönetecek bir dernek kurdular. Ve bu derneği kurduktan sonra ise ardından da siyasi parti kurdular. Zaten siyasi parti kurulduğunda da bütün manşetlerde Hizbullah parti kurdu. Şimdi bizim Hizbullah'la bağımız yok dediğiniz zaman o örgütte ceza almış ve yargılanmış isimlerin olmaması gerekir değil mi? Şimdi mesela Hüdapar'ın Hizbullah'la organik bir bağı olmadığını ısrarla savunan kişilere şunu soruyorum ben. Mesela DGM arşivlerinde duran Hizbullah dava dosyalarında... E, üst düzey yetkilisi olduğunu e, beyan eden ve ortaya çıkan kişi Hüdapar Merkez İstişare Kurulu üyesi. Kim mesela bu isim? Nasuh Sevinik. Nasuh Sevinik 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Şırnak'tan da milletvekili aday oldu Hüdapar'ın. Şu anda da istişare Kurulu üyesi. Peki bu kişi kim? Nasıl bir yapının içerisinde? Şöyle göstereyim değerli dostlar. DGM'nin Hizbullah Arşivi'nde bulunan Örgüt yapılanmasının, örgüt şemasının hali bu. Peki bahsettiğimiz isim nerede efendim? Şurada, iki numarada. Bugünlerde istişare kurulunda. İstişare kurulunda. Hüdapar'ın içerisinde yönetimde. Peki, aynı Nasus Sevinik başka nerede karşılığımıza çıkıyor? Onu da göstereyim hemen efendim. Nasus Sevinik yine İdil Başsavcılığınca hazırlanan 2000 yılındaki DGM'deki şemada olduğunu bunu gösterdim. Bir de 95 kişinin 95 kişinin ölüm emrini veren Mehmet Salih Kölge'nin hemen altında yer alıyor. Yani yardımcısı Mehmet Salih Kölge'nin bu kişi. Kapatılan DGM'de, Şırnak'taki dosyalarda bulunan, adı sıklıkla geçen ikinci kişi Sevinik. 95 kişinin ölüm emrini veren Mehmet Salih Kölge'nin yardımcısı Sevinik. Şu anda Hüdapar'da. İtiraz etsinler. Edemezler ki. Belgeli, hepsi duruyor. Peki, başka... E isimlerle ilgili kimleri söylememiz gerekiyor? Bunların hepsini şey sıra sıra gitmek gerekiyor. Evet. İsim isim gitmek gerekiyor. Mesela Hizbullah e, teröristlerinin tahliye olduktan sonra yurt dışına kaçması ayarlanıyor. Bununla ilgili organizasyon yapılıyor. Şimdi bu organizasyona katılan isimlerden bir tanesi ve aynı zamanda Hizbullah dosyasında isim olan Mehmet Ali Doyar. Şimdi, Mehmet Ali Doyar kim dediğimizde İşte bu önemli. Hemen gösterelim. Mehmet Ali Doyar, Hüdapar'ın eğitim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı. Ben Zıra, demiyorum bunu. Altın, DGM... altın bu mahkeme evraklarından bahsediyorum ben. Ben demiyorum bunu. Yani Murat, şu yani şu değil mi durum? Özetlemek belki altın çizmek açısından. Bu adamlar yüzlerce insanı öldürdüler bu teröristler. Öldürdükten sonra 10 yıl sadece tutuklu kalıp tahliye edildiler ve adli kontrol şartıyla tahliye edildiler. Ondan sonra bunlar göğe imza verecekti, şey yapacaktı. Tahliye edildikten hemen sonra yurt dışına kaçtılar. Ve onları kaçıran kişi bile şu an bu Hüdopar'ın üst düzey yönetiminde ve eğitimden sorumlu kişisi. Ya Timur telefon, konuş konuş telefon konuşması var. Bak telefon konuşmasında diyor ki, bu Boyar'la ilgili. Ee, Bünyamin Kod adlı Mehmet Bahattin Temel'in iletişim kuruyorlar. Demir ile Temir arasındaki bir telefon konuşmasında... E, Bünyamin abi, yani Mehmet e, Bahattin Temel'e diyor. Ne zaman ticarete gidecek? Dayı İsa Alsoy, yurt dışında kaçak olan ve şu anda İzmirli'ye yönettiği iddia edilen kişi gelsin dedi. Konuşurken ayın 9'unda diye cevap veriyor. Araştırma yapıyor polis. Atatürk Havalimanı'ndan 9 Ocak'ta Mehmet Bahattin Temel'in yurt dışına çıktığını tespit ediyor. Bak bunlar mahkeme dosyaları. Mehmet Bahattin Temel kim? Burada. Yani Mehmet Bahattin Temel kim? Şimdi. Onu da hemen gösterelim. da yani Hüdapar ilişkisinde onu da söyleyelim. Mehmet söyleyem. Bahattin Temel. Ben bunu hemen Yeni Şafak'ın gazetesinden göstereyim. Evet. Buyur. Bakın böyle gösteririm. Hizbullah hmm. İstanbul sorumlusu. Şu anda görevi ne? Genel Başkan Danışmanı. Genel Başkan Danışmanı. İstişare Kurulu üyesi söyledik. Genel Başkan Yardımcısı söyledik. Eğitim Genel Başkan Danışmanı söyledik. Evet. 2018 yılında eğitimden evet. sorumlu Genel Başkan İstişman. Yardımcısı. Şimdi bakın. Başka kimler var? Onlar da ben hemen anlatayım. Hatta şu şeyi bir daha göstereyim. Bunun devam ederken içerisinde başka insan başka kimler var dediğimizde ise şöyle. Mesela Hizbullah örgütünün o dönemde sözde Saadet bölge, Saadet bölge dedikleri Şırnak merkez, Silopi, Cizre ve İdil İdil ilçesinin sorumlusu, İdil ilçesinin sorumlusu. Sorumluluğuna yardımcılığını yapan <laughs> bir isim var. Mehmet Salim Narçin. Memes devlet kayıtlarında var bu 2003 yılında yürürlüğe giren terör örgütleri mensuplarının topluma kazandırmak için çıkarılan yasadan faydalanıyor güvenlik güçlerine gidip teslim oluyor Mehmet Selim için şu anda ne görevinde yapıyor Hüdapar ilçe başkanı Hüdapar ilçe başkanı hala aktif görevde peki başka kim var bununla ilgili de e, emniyet müdürü Gafar Okkan'ı ve 5 tane polis memurunu şehit eden bunun talimatını veren Konya'da 2003 yılında yapılan operasyonda ele geçirilen Hizbullah'ın üçüncü lideri Mehmet Beşir Varol. Mehmet Beşir Varol. Şimdi bu kişi 18 yıl 9 ay ceza aldı. 18 yıl 9 ay ceza aldı. Kod adı kullanıyor. Melle Mezgin. 2009'da Mehmet Beşir Varol günümüzde ne diye tanıtılıyor biliyor musunuz? Girin bütün Hüdapar hesaplarına. Hüdapar, Molla, Mehmet Beşir olarak tanıtılıyor. Ve Hüdapar'ın fikir insanı olarak sunuluyor bütün her yerde de e, Melle Mezgin adı altında sanki din alimiymiş gibi yorumlar yaptırılıp bununla ilgili fetvalar veriyor. Doktrinli bir yerde yazanlardan birisi. Doktrinli evet. Kesinlikle. Şimdi Murat. Bir, Bak bir, şimdi, hı, bir, bir kişiden, tane daha söyleyeyim. Bir, Bak, söyleyeyim. bir tane daha Çok var çünkü. Biliyorum. Züheyr Timur. Mesela terör örgütü adına geçmiş dönemlerde İslam e, İslamcı feminist yazar Gonca Kuriş'in kaçırılmasıyla ilgili çok sayıda eylemlere katıldığı bilinen Züheyr Timur isimli bir örgüt mensubu var. 2003 tarihinde Konya'da gözaltına alınıyor. Sonra Mersin'e gidiyor. Sonra Konya'da e, tekrar e, konuşuyor. Kendisi itiraf ediyor zaten. 9 şahsın Gonca Kuruş dahil diyor. Dokuz şahsın diyor kaçırılmasında diyor. Ben diyor çalıştım diyor. İstihbarat i̇şte, çalışmalarını da yaptım diyor. E, bunları diyor üst düzey askeri kanal sorumlusu Emin Ekici'nin talimatıyla Ali Rıza Yönden ve Abdülaziz Gökçen isimli örgüt mensuplarıyla birlikte gerçekleştirdik diyor. Bak Gonca Kuruş katledildi değil mi? Hüdapar'ın kadın kolları ne yapıyor biliyor musun? 28 Şubat davasından yargılanan bu Zühir Timur'u 28 Şubat davasından yargılandı diye gösteriyor. 28 Şubat davasından yargılanan Zühir Timur'un kızına çeyiz diziyoruz diye kampanyalar yapıyor. Şimdi bütün hepsinin yayın organlarını, paylaştıkları mesajları, hepsini toplam bir dosya haline getirdim ben. Bugünkü yazımda da anlattım. Bakın şimdi. Şimdi devam edeceğiz Murat. Orada çünkü itiraflar da var. Oraya Hı. geleceğiz. AKP için ne söylüyordu? Oraya geleceğiz. Bir virgül koyalım. Çünkü sen Hizbullah ve... E Par, şunu sadece söyleyeyim. Oldu. Sadece şunu söyleyeyim. Bu az önce bahsettiğim isimler var ya. Sadece bizim ülkemizde geçmiyor şöyle. Almanya'da da geçiyor. Almanya'da meclise bir soru önergesi veriliyor. 2 Ocak 2008 tarihinde. Bizim ülkemizde diyorlar kaç tane Hizbullahçı var? Kaç tane? Ee, i̇şte İsa Alsoy, Mehmet Çiçek, Mehmet Ali Doyar, Metin Tekgöçen, Kemal Kızar, Ali Demir, Nimet filan diye sayıyorlar. 2013 raporunda. Almanya cevap veriyor diyor ki bizde 350 tane Hizbullahçı var diyor. Peki bunlar ne iş yapıyorlar burada diyor? Ne iş yapıyorlar diyor? Hizbullah'ın Almanya'daki çalışmaları hakkında ise gizlilik nedeniyle açık cevap verilemeyeceğini belirtiyorlar. Almanya Meclisinde. Bakın resmi raporu rapordan bahsediyorum. Buradaki isimler az önce bahsettiğim isimler. Alman Almanya Meclisinde de geçiyor Hizbullahçı olarak. Şimdi Mustafa Bey. Bir emniyet eski mensubusunuz o dönemler için söylüyorum. E, Hizbullah'ın operasyonlarına ilişkin ne biliyorsunuz? O dönem neler yaşandı? Çünkü biz bunu neden anlatıyoruz? Çok net bir şekilde çizdi Murat. Yani Hizbullah diye söz ettiğim şey Hüdapar'ın kendisi. Şimdi Şule Hanım, bin, e, Murat Bey'in anlattığı konuları biraz filmi geriye sarmamız gerekiyor. 1999 yılında ben Asay Şube Müdürlüğü Gazpüro Amirliğinde polis yöneticisi olarak çalışırken... İstanbul Asayiş Şube Kayıplar Büro Amirliğine 3 tane siirtli iş adamının İstanbul o zamanki Eminönü şimdiki Fatih ilçesindeki Merit Otel'de en son Habib isimli bir şahısla görüştükten sonra kaybolduğu şeklinde bir ailelerin müracaatı oldu. Bu aileler de siirtmen şeyli yani siirt kökenli bir aileydi. O dönemde kayıp müracaatı olduğu için kayıp büronun da çok fazla ekibi yok. Bu tür olaylara kaçırma olayları, gasp yağma olaylarına asayiş şubenin gasp amirliği baktığından dolayı dosya bize verildi. ben hiç hatırlıyorum. 45 76 ve 45 77 kodlu polis ekipleriyle birlikte ben de bölge amiri olarak bu kayıp olan 3 tane siirtli iş adamını aramaya biz başladık. İlk başta bu ilk 3 yaş adamının şeyinde telefon görüşmelerinde biraz önce ismini söylemiş olduğum Habib isimli bir şahsı ulaştık. Ve bu şahsı biz Gazi Osman Paşa'da göz...